Herkese merhaba brom. Bir pazar videosuyla karşınızdayım ve dereceli şampiyonada nasıl All-Star'a geldim onu paylaşıyor olacağım. Şimdi ben buraya neden çıktım? Niçin çıktım? Nasıl çıktım? Bunu izaha gerek yok. Gördünüz, yürüdüm, çıktım. Ama çıkmamış da olabilirim. Çıkmışsam çıkmışımdır, çıkmamışsam çıkmamışımdır. Görünen köy uzakta değildir. Buraya çıktık da sonradan çıkmadık mı dedik? Bunlar bir takım uydurma laflardır. Sahi ya, ben buraya neden çıktım? Kim çıkardı ulan beni buraya? Yani ben de bu şekilde geldim. Şimdi buraların dereceli şampiyonada All-Star'a geldim. Üstelik 131 gücünde de değildim. Yani 120 gücünde falandım. Öyle geldim dereceli şampiyonada All-Star'a. Güzel bir etkinlik aslında. Bir sürü böyle şey alıyoruz. Vesaire vesaire böyle. Oyun kitapları falan. Hatta birinci olursak eğer, yani dereceli All-Star'da liderlik sıralamalarına geldiğimizde burada çok daha böyle token ödülleri falan da var. Yani token ödülleri de çok, yani özellikle ilk sıralara girdiğinizde çok güzel ödüller oluyor. Yerelde ise bir sürü tanıdık arkadaşlar var. Gerçekten tanışa tanışa herkesten kaynaşmışız zaten. Burada birçok arkadaş var. Hepsi de muazzam menajerler yani. Ve kendi rakiplerime baktığımda da ben rakipler sırasında herhalde birinci sıradaydım. Çünkü işin biraz daha böyle şey tarafındaydım. Şimdi buralarım. Ben bu dereceli şampiyonada 125 gücüyle nasıl geldim? Siz zaten bunların çoğunu biliyorsunuz da ben kısa bir özet geçtim zaten. Dereceli şampiyonada yaparken eğer öncelikli olarak ben bu yöntemini denedim bu sezon ve çok da etkili oldum. Bazı günlerde mesela fikstüre baktığımda bazı günlerde kupada veya ligde çok önemli maçlarım oluyordu. Bu önemli maçlarımın öncesinde zaten antrenmanlarda, takım oyunu bonuslarında bunları zaten yüksek bir derecede kullanıyorum. Yani çok önemli bir maçım varsa eğer bonusları kullanıyorum. Zaten antrenman taktiği videolarımı paylaşmıştım. Hatta bugün kullandım mı? Kullanmadım. Bugün çok düşük bir şey kullandım. Federasyonlar vardı diye. Bugün kullandığım şeyler antrenman modelleri şöyle. Siz de böyle ekran fotoğrafları alabilirsiniz. Her gün kalecilere zaten fix bir antrenman yaptırıyorum. Kalecilere bunu yaptırdım. Sonra hücumculara bir antrenman modeli yaptırdım. Hücumcularda da bu şekilde gene quick streak temellerini kullandım. Burada zaten bunları bazen değiştiriyorum. Daha sonra savunma oyuncularıma antrenman modeli yaptırdım. Burada da bu savunma. Sonra tüm takıma yaptırdım. Tüm takıma da bu modeli yaptım. Ve daha sonrasında da hücum bonusları dolsun diye bunları böyle böyle ilerliyorum zaten. Bu şekilde bir antrenman bonusu yaptırdım. Şimdi oyuncularımıza baktığımızda halkalarımı öncelikli olarak hepsini fulllemiştim. Hepsi 16'da 16 idi. Böylelikle halkalar full oldu. Daha sonrasında ise şeye başlamadan önce, yani All-Star maçlarına başlamadan önce kondisyonları da fullledim. Zaten moralleri de fullledim. Moraller de yüksek seviyeye geldi. İlk 11'imin özellikle. Moralleri de fullledikten sonra maçlara ise başlarken yaptığım taktik şu şekildeydi. Genelde rakipler, özellikle Top 11'daki rakiplerin savunma oyuncularında ciddi manada bir kafa vuruşu zafiyeti var buraların. Ben o yüzden uzun top oynuyorum ve her iki kanattan oynuyorum. Genelde bu şekilde başladım. Çok kontra atağı kapalı yaptım ama kontra atağı rakip takım gene çıkıyor. Nasıl çıkıyor? Şu alıştırma modellerinde hızlı kontra atağı seçtiğimiz zaman, bu antrenman modelini yaptığımız zaman bizim hızlı kontra atağımız kapalı dahi olsa biz gene hızlı kontra atağa çıkıyoruz. Bu yüzden o gün takım bonusları full, kondisyon çok iyi, All-Star maçlarını öyle yaptım ve çoğunlukla da gece yarısı 1'lerde 2'lerde yaptım. Bazen gündüz de yoğun olan saatlerde yaptım. Her ne kadar dünya genelinde oynasak da. Bu takım anlayışım genelde hep sert hücumdur benim ve her iki kanattan uzun top oynadım. Kontra atağı çok açık yapmadım. Çünkü kontra atak buralarım
Açık yaptığımızda topa daha az sahip oluyoruz. Bu da bizim çok dezavantajımız bir durum ki rakipler güçlü. Yani özellikle ben üst seviyelere geldiğimde artık 125 gücümle 140'ları falan yenmeye başladım. Burada kontra atağı kapalı tutmam aşırı önemliydi çünkü topu ayağımda tutmam lazımdı. Bu şekilde ilerledim. Kontra atağım kapalıydı genelde ve presi bazı maçlarda yüksek yaptım. Bazı seviyelere geldiğimde yükselttim presi. Top çalmam eğer rakip çok güçlüyse normale çektim ya da rakiple kafa kafayaysak zor yaptım. Çünkü rakiplerin genelde şut ve bitiricilik oyuncuları çok yüksek oluyor. Buna da dikkat etmek lazım. Markaja geldiğimizde ise rakip bu oyunda bir diğer özellik bakın yani bunlar tecrübeyle sabit. Rakip defanslar kafa vuruşlarında çok zafiyet gösteriyorlar. Çoğu defans rakip defansı kafa vuruşlarını çalıştırmıyor. Ve markajda ise bölgesel veya adam adamayı seçmemin, adam adamaya dönmemin nedeni çoğunlukla adam adama yaptım. Bunun da nedeni buraların gene güç, oyuncuların gücü çok zayıf kalıyor. Bu oyunda resmen bir açık gibi eğer bunu iyi kullanabilirseniz. Ve offside taktiğini açık bırakıyorum çünkü rakipler gene defanslarını pozisyon almaları çok zafiyet var. Bu şekilde çıktım. Bazen yüksek yaptım ama rakibi analiz ederken ki çoğumuz rakibi o anda analiz edemiyoruz. Çünkü maçlar hızlı başlıyor. Eğer maçlara yani siz de böyle rakiplere baktığınız zaman kadronuzda veya şeyde özellikle savunma oyuncularında yani kafa vuruşu, güç ve kafa vuruşu, pozisyon alma bu şeyle alakalı, offside'la alakalı, bu uzun topla alakalı birebir oluyor. Daha sonra güç, bu da bölgesel mi, adam adama mı yapacağınıza karar verebileceğiniz bir metrik. Bu şekilde bir maçlara genelde çıkıyorum ki çoğu menajer top elevında bu üçünü çok önemsemiyor. Yani önemsemiyor derken biraz da zor gelişiyor zaten. Güç, yaratıcılık, ondan sonra pozisyon alma ve kafa vuruşu özel itimat isteyen kısımlar. Böyle zaten diğer menajerlerden farkımız oluyor. O rakiplere çıkarken ben bu yüzden taktiklerde hem uzunu tercih ediyorum hem adam adamayı hem de offside açık bırakıyorum. Maç başlamak üzereyken de All-Star maçları başlamak üzereyken çoğunlukla hücum bonusu bastım. Yani topa sahip olma ve kondisyon bonuslarına çok topa sahip olma ve savunma bonuslarına çok basmadım. Ama genelde hücum bastım. Çiftli yani 10 kere galip geldikten sonra zaten 2 tane kazanma İki tane bonus hakkı veriyordu bize. Bu yüzden de iki bonus hakkında da bu sefer de hem hücuma hem kondisyona bastım. Zaten bu maçlarda bildiğiniz gibi kondisyon gitmiyor. Bu şekilde All-Star'a kadar geldim. Bunları All-Star maçlarının, dereceli şampiyonlar maçlarını hep böyle takımı full çalıştırdığım günlere ayırdım. Ve full kondisyon varken maçlara çıktım. Eğer güvenli seviyedeysem gene öyle rastgele oynadım ama üst seviyelerde özellikle All-Star'a doğru yaklaştığımız seviyelerde, o seviyelerin şimdi adını çok hatırlayamadım. O seviyelerde hep böyle önemli maçlarımı yaptığım günlerde sürekli oynadım. Mesela zaten 48 dakikada bir enerji veriyor bize. Niye 48 onu da bilmiyorum ama 48 dakikada bir enerji veriyor. Öyle çıktım. Günde yaklaşık hep böyle bir sabah full antrenman yaptıktan sonra biraz böyle enerjimin de toplanmasını bekledikten sonra enerji toplandım ve full eğer o gün güzel bonusları fullemişim, şeyleri yapmışım ve hele hele şu kısımda alıştırmalar kısmında kalecim eğer oyuncu bonusu aldıysa yani antrenman morali bonusu aldıysa kalecim mesela şu antrenman şurada kalecim antrenman bonusu almıştı. Tabii burada yedek kalecim aldı ama asıl kalecim alsa daha iyi olurdu. Bu antrenman modeli aldığı zaman kalede daha bir güven oluyor zaten. Böyle anları kovaladım ve ondan o ele kondisyon full, antrenman morali full, taktik dizilişleri de anlattım ve dereceli şampiyonaya böyle çıktım. Bazen iki ileri gittim, bir geri geldim. Bazen bir ileri gittim, iki geri geldim. Ama yılmadım. Takımın full hazır olduğu zamanları kovaladım. O zaman ancak 125 gücündeyken bile 140'lık rakipleri yenebildiğimi fark ettim. Sistem zaten maçları bir şekilde bir bize veriyor, bir onlara veriyor. Ama sistemin burada bizden istediği takımın full kondisyonlu olması, halkaların dolu olması ve takım oyunu kartlarını kullanıyor olmamız gerekiyor.
Bunu kullandığımız zaman buraların kesinlikle maçlarda 100 bizden daha güçlü rakipleri de yenebiliyoruz. Gene rakipleri şu şekilde şu pozisyonlarına birebir analiz etmemiz gerekir. Çünkü eğer güçlü bir rakibe de adam adama yapılmaz. Buna da dikkat etmeniz gerekir. Ve pozisyon alması bizden yüksek olanlara da offside taktiği açılmaz. Kafa vuruşlarına çok önemsemiyorlar. Bu rakiplere direkt uzun topla oynayabiliyoruz. Bu da bir avantaj. Belki bunları detaylı bir şekilde anlatacağım bir videoda olur. O da içerik olarak bulunur. Ama All Star'a, dereceli şampiyona da, All Star'da, All Star'a gelme hikayem böyleydi. Önümüzdeki sezonla bunları deneyeceğim. Hepsini ayarladık ve ne oldu böylece? Türkiye gene küreselde 10.482. olmuşum. Türkiye'de 514. olmuşum. Güzel bence, güzel yani. Gayet iyi. Siz de All Star'a gelirken dereceli şampiyonada dikkat ettiğiniz şeyler varsa buraların yorumlara yazın. Biz de bilelim. Böylelikle daha şey yapmış oluruz. İçerik hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yeni videolardan ilk haberdar olmak için bildirim zilini açmayın. Buraların aranızda hala kanala abone olmayanlar var. Burada isim verip rencide etmek istemiyorum. Kalın sağlıcakla.